Bu tarz etkinlikler bu bölgeyi daha mı hareketlendiriyor, daha mı arkası geliyor? Çünkü istatistik sizde daha fazla var bu anlamda. Tabii ki mutlaka bu tür sosyal etkinlikler ilçemiz açısından, ilimiz açısından çok önemli. Özellikle gençlerimiz açısından bu tür sosyal alanlara, sosyal açılımlara ihtiyaç var. Sayın Başkanımızın bu konudaki bu girişimi çok önemli. İlk olması itibariyle de ayrıca önemli. Burası belki bir deniz memleketi değil, deniz bölgesi değil, sahil değil ama sonuç itibariyle bir barajımız var. Kuşu, Marina'dayız şu anda ve Yamula Barajı'nın kıyısındayız. Dolayısıyla bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi lazım. Umarım bugün daha çok duyulur ve gelecek yıllarda devamı gelir. Süper. Başkanım, bu etkinlik birazcık farklı. Özel sektörle beraber yapıyorsunuz bu etkinliği. Bu da ilginç bir durum ve özel sektör tamamen aslında siz alanı verdiğiniz organizasyonu gerçekleştiriyor ama özel sektörde bu anlamda start verdi. Bu kadar tasarruf tedbiri varken bu nereden çıktı diyenlere şimdiden cevap vermiş olalım. Nasıl bir etkinlik? Seneye nasıl bir şey bekler? Evet, tabii ki şimdi burada güzel bu açıklamadan arkasından devam edelim. İşin bütün bir organizasyonu bizim dışımızda özel sektörün yapmış olduğu bir organizasyon. Ve Dragon da ismi itibariyle tescilli bir organizasyon. Dragon Fest de sadece Türkiye'de değil, dünyada ve Türkiye'de de yıllardır başka şehirlerde yapılagelen bir organizasyon. Yani bunu sarımsaklı da yaparız diye kendi kafamıza yapamıyoruz. Be, izin alacağız. Tabii ki. O isim hakkından dolayı böyle bir şey olmuyor. Veyahut da gelecek sene tamam biz bu işi öğrendik. Bundan sonrasını yaparız olmuyor tabii ki. Ama işin güzel tarafı şu. İnsanlar ilk defa böyle bir şeyi yapılmış olmasına rağmen göstermiş oldukları ilgi önemli. Bu noktada 36 tane takımın bir anda hazırlanmış olması çok kıymetli. Çünkü baktığım zaman bu insanların birçoğu su sporlarıyla ilgili belki şeysi yoktur. Yat, Bilgisi yok. yat, yatkınlığı yoktur. Öyle olunca da bundan sonrası ile ilgili şöyle bir ümit ışığı demek ki gelecek sene için veyahut da bundan sonrasında buradaki yapılacak etkinlikler için güzel bir başlangıç. Tabii ki biz gelecek seneye farklı bir hedefle yola çıkıyoruz. Bu sene 36 takım varsa gelecek sene neden 100 takım olmasın? Ve bu takımların birçoğu tabana yaygın bir şekilde mahallelerimizin içerisindeki gençlerimiz, o mahalledeki yaşayan insanlarımız neden olmasın? Bu elbette ki olabilir. Çünkü bizim buradaki ana hedefimiz ne? Kaynaşma. Bir araya gelme. O zaman bu kaynaşmayı sağlayabilecek daha fazla insanın, daha fazla takımın bir arada olmasını sağlayabilmek. Eğer onu sağlayabilirsek de çok daha güzel, çok daha renkli, çok daha keyifli bir organizasyon olacağına inanıyorum. Bölgede aslında çok ciddi bir kalabalık var. Muhtemelen Sayın Kaymakamında da rakamlar vardır. Ben şöyle kaba taslak 5-8 bin kişi rahat var diye ama bölge çok geniş, görünmüyor. Yani bir bakıyorsunuz ya az mı filan diyorsunuz ama çok ciddi de bir kalabalık var. Tabii ki şimdi bir kere barajın uzunluğu 75 kilometre. Bizim bulduğumuz Kuşçu bölgesi de milyon metrekare bir alandan bahsediyoruz. Şu andaki içinde bulunduğumuz yerleşke bile 250 bin 300 bin metrekare alanın üzerinde bir alanda. Bizim sadece burada kendi tesislerimizin yapılaşmamızın olduğu alandan bahsediyorum. Yani böyle bir alanın içerisinde olunca illaki farklı farklı yerlerde insanların oturuyor kalkıyor olması bu kadar büyükçe bir alanda istediğiniz eğer ki orada bir miting havasında bir coşku insanların miting havasındaki gibi bir araya gelme derseniz o burada olmaz. Ama 500 metre 1000 metrekare bir alanı çevirirseniz bir nasıl diyeyim bir konser yapılan bir alanı çevirip de oraya insanları Çok da toplarsanız kalabalık o görünüyor. zaman o farklı bir şey. Ama buradaki tema böyle bir kalabalık görüntüden ziyade bir spor müsabakası ve bu spor müsabakasında çevredeki insanların güzel bir şekilde seyir imkanı olabilmesi. Bir de bu seyir imkanı ile birlikte yeme içme alanları var, farklı etkinlik alanları var. İnsanlar değişik Kenarda bölgelerde ot atanlar var. Oturuyorlar. Ailesiyle gelenler, karavanla gelenler, arabasıyla gelenler veyahut da bizim hazırlamış olduğumuz seyir alanında gelip orada seyretmek isteyenler, oturanlar. Böyle olunca da alanın genişliğinden dolayı tabii ki ister istemez bu kalabalık görüntü bir miting havasındaki kalabalık görüntü değil. Böyle bir hedef de yok zaten. Ama inşallah şu görüntüdeki güzellik biraz sonra yarışmalar başlayacak. Biraz dalgadan dolayı hakemler şeyi başlatmadılar, yarışmayı başlatmadılar. Onlar... Zemin müsait. Zemin müsait değil, güzel. Tabii futbolda da öyle bir şey var ya. Start verecekmiş. Organizasyondan geldi. Efendim siz startı verin. Biz devam ediyoruz zaten. Eyvallah. Sporcularımızı bekletmeyelim.